Pınar Gazi. Onlar yiğit. Onlar şehit. Onlar ülkücüydüler. Bu dava zor, bu dava büyük, bu dava çetin. Bu dava umududur mazlumların, garibin. Tek korkusu memleket, millet hainlerin. Bu dava kara sevdası, ülkücü yiğitlerin. Onlar milletimizin en ihtiyaç duyduğu zamanda fani bedenlerini vatanın birliği ve selameti uğruna feda etmekten bir an olsun kaçınmadılar. Ölüm karşısında dik duruşlarını, bozkurt bakışlarını ve cesaret yüklü tavırlarını hiç bozmadılar. Şehadet pınarından kana kana içmek uğruna kendilerini Türk milletinin varlığına armağan ettiler. Hepsinde vakar, hamiyet, vicdan, iman ve haysiyetin en üstün örnekleri vardı. Zorluklara çelik gibi inançlarıyla, çilelere imrenilecek sabırlarıyla karşı durdular. Kalplerinden Allah aşkı, dillerinden peygamber sevgisi, nidalarından millet sevdası hiç eksik olmadı. Hayallerinde yükselttikleri kızıl elmaya ulaşmak için birbirlerine kenetlendiler ve hedefledikleri ulvi değerlere nasıl ulaşılacağını hepimize ispat ettiler. Millet sevgisinde benliklerini eriterek günübirlik heveslerin ötesine ulaştılar ve ülkelerini mananın doruklarına taşıdılar. Girdikleri meşakkatlerle dolu yolda Türk milletinin her değerini sahiplendiler, bayraklaştırdılar. Onlar alnı açık, başı dik, yüreği sevgi dolu, fedakar, cefakar ülkü neferleridir. Her biri Metehan'da buldu kendisini. Ötüken'de soluklandılar, Orhun'un kaynağından içtiler. Buhara'da, Semerkant'ta, Tebriz'de, İsfahan'da, Viyana'da, Adriyatik kıyılarında düşlerini gezdirdiler. Kürşat'ın 40 yiğidini örnek aldılar ve yufka yüreklerle çetin yolların aşılamayacağını hiç unutmadılar. Seyit Onbaşı oldular, 150 okkalık top mermisini omuzladılar. Yahya Çavuş oldular, Çanakkale'de ayağa kalktılar. Destan oldular, fetih müjdelediler. Bayrak oldular, göklerde dalgalandılar. Marş oldular, dillerden düşmediler. Şehit oldular, Türk milletinin manevi varlığında ülkülerini buluşturdular. Doğu Türkistan'ın hüzünleriyle dertlendiler. Müslüman kardeşlerimizin acılarıyla kederlendiler. Uğut'un hayal kırıklığını derinlerinde hissettiler. Peygamberimizin tebliğine samimiyetle bağlandılar. Ziya Gökalp Bey'de irfanlarını, Ahmet Arvasi Bey'de fikirlerini, Nihal Atsız Bey'de heyecanlarını, Dündar Taşer Bey'de köklerini, Galip Erdem Bey'de heveslerini, Erol Güngör Bey'de yöntemlerini,
Başbuğ Türkeş Bey de ise hedeflerini buldular ve zihinlerine nakşettiler. Milliyetçiliğin derin mensubiyetini şuurla taşıdılar. Anlık heyecanlara, çılgınlıklara ve kontrolsüz gelişmelere prim ve fırsat vermeden davalarına idrakle sarıldılar. Ülkücülüğün, milliyetçiliğin bereketli ikliminde çınarlaşarak dal ve budak veren ahlak, edep, vicdan, gönül, adalet, mütevazilik, akıl, muhabbet ve sevgi tebliği olduğunu sürekli yaşayışlarıyla gösterdiler. Kolay bir hayat değildir onlarınki. Nitekim kolayı, rahatı, konforu, lüksü tercih etmediler ve bunlara da özenmediler. Dava adamlığını yüksek bir iradeyle benimsediler ve tehditlere, tehlikelere, tuzaklara, kurşunlara ve dar ağaçlarına hiç aldırmadılar. Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran'ın davası uğruna şehit olmasıyla başlayan süreçte nice umutlar, fidanlar kefenlerine koşarak gittiler. Şehitlerimiz nurlu ufuklara ulaşabilmek için bedel ödemeyi, canlarından gözlerini kırpmadan vazgeçmeyi tereddütsüz kabul ettiler. İstanbullu Süleyman Özmen, İnegöllü Yusuf İmamoğlu, Zileli Dursun Önkuzu, Tuncelli Alper Tunga Uytun ve ismini sayamadığımız daha niceleri bunlar arasındadır. 12 Eylül yönetiminde yağlı urganın şerefsiz ellerce boğazlarına geçirildiği Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Pakdemir, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık şehitlik makamına yüzlerinde hilaller açarak ulaştılar. Ellerini semaya açarak, sefayı dışlayarak erken yaşlarda hakka yürüdüler. Yolları yolumuz, anıları rehberimizdir. Hedefleri sabırla adımladığımız ve mutlaka varacağımız nurlu ufuktur. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Bilinsin ki aramızdaki dava gazilerimizle ve ülkücü hareketin tüm mensuplarıyla birlikte emin adımlarla ve kararlılıkla sonsuza yürüyeceğiz. İlk olarak Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran şehit düştü. Can kurban diyerek vatan, bayrak sevdası, hak davası, ilahi kelimetullah aşkına ve ülkü uğruna. 4 Ocak 1968'di tarih. Ayazdı Ankara. İftardan hemen sonra suyla açmıştı orucunu. Allah'a, Resul'e, dine, devlete söven, bayrağı hakaret eden şeref yoksunlarına karşı dik duran ilahiyat öğrencisi Ruhi Kılıçkıran. Yapılan otopside anlaşıldı. 3 gündür açtı. Suyla oruç tutmaktaydı. Site yurdunda şehit düştü. Meleklerin sunduğu şehadet şerbetiyle açtı orucunu. Yutkundu, son lokmayı öyle yutukladı. Sonra Süleyman Özmen, Yusuf İmamoğlu ve Ertuğrul Dursun Önkuzu. Okulda yalnız yakaladılar, üstüne çullandılar. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda 3. katta bir sınıfta 3 gün boyunca işkence uyguladılar. Dininden dön, davanı sat diye saldırdıkça saldırdılar. Her seferinde kelime-i şehadetle karşıladı taleplerini, kudurdular. En sonunda bir bisiklet pompasıyla ciğerlerine hava basıp 3. kattan aşağı attılar. Anası dursun dese de şehit oldu kuzu. 23 Kasım 1970'te şehitler kervanında öne düştü ön kuzu. Tuncelili Alper Tunga Uytun, Recep Aşaplı, daha binlercesi, sonra Cengiz Akyıldız, Fırat Yılmaz Çakıroğlu takıldı kervana.
ülke uğruna içtiler birer birer şehadet şerbetini. 27 Mayıs 1980'de bakanken şehit edildi Gün Sasak. Ülkücülerin yüreğine ateş düştü yeniden. 12 Eylül'ün kahpe düzeninde aramızdan kopartıldı tam 9 karanfil. 9 ışığa gözdağı verircesine. Ocaklıyız. Ahmet Kense, Ali Bülent Orkan, Cengiz Bakdemir, tanırsınız bizi aslında. Fikri Arıkan, biraz Halil Esen, zorlasanız Selçuk Buracık, İsmet Şahin, siz hep soru soran kısımdaydınız. İdam edildiler birer. Bizse sorgulanan çocuklardı. Gökleri ağlatan. Hani okul bahçelerinden toplamıştınız. Kıbleye dönerek durdu. Elimizdeki tesbihe, yüzümüzdeki bıyığa kızmıştınız. Tamam, şimdi hatırladım. İçtiğimiz sigaraya da gıcıktınız. Evet, evet siz de haklısınız. Biz 2000 içerdik. Hani sembolümüzdü. Sırtımızda parkalarımız vardı. Biz gerçekten iyi çocuklardık, biliyorum. Sizi inandıramadık ama öyleydik işte. Hani sizin tabirinizle sanıktık. Biraz zorlayın hafızanızı, hatırlayacaksınız. Hani bizim tırnaklarımız yoktu, hatırladınız mı? Uzun soğuk işkence gecelerinde bırakmıştık onları. Biz güldükçe vurdunuz hani, kesinlikle hatırlayacaksınız. Bir gün aniden gelmiştiniz, kitaplarımı yırtmıştınız. Annemin gözü önünde dipçik indirmiştiniz çeneme. Ben Demirci Mehmet'in oğluyum. Anlatılmayacak zorluklarla kazanmıştım sınavı. Evden anamın yüzüne bakmadan ayrılmıştım. Umutlarım vardı cebimde. Biraz da babamdan aldığım harçlık vardı. Vatan sevgisi vardı yüreğimizde. Yurtlarda can kardeşlerimiz vardı. Altlı üstlü ranzalarda yatardık ve bir gün siz geldiniz. Siz geldiniz. Biz sizden büyüğüz. Biz en büyüğüz dediniz. Tövbe haşa. Sonra gözlerimizi bağladınız. İlk yumruğu orada attınız. Sonra şöyle dediniz. Kim dediniz? Söyle lan dediniz. Anlat lan dediniz. Tanımıyoruz dedik. Bilmiyoruz dedik. Tanımıyoruz dedik. Vurdunuz. Biz sustuk. Siz yine vurdunuz. Bakın, düşünün. Mutlaka tanıyacaksınız. Biz adam satmayanlardandık. Hatırladınız mı? Bir dal sigara için isim vermeyenlerdendik. Vurma diye yalvarmayanlardandık. Siz vurdukça hani size inat gülenler vardı. İşte biz onlardık. Mamaklara, metrislere doldurmuştunuz. Askılara bağlamıştınız. Orada bile gülerdik. Hatırlasanıza bizi. Aç bırakırdınız hücrede. Aç bırakırdınız. Daha açık anlatayım isterseniz size. Belki hatırlarsınız. C5'lere tıkardınız bizi. Anamıza, avradımıza söverdiniz. Çok tekrarlıyorum ama hala hatırlamadınız mı? Siz sövdükçe biz sadece çatlamış dudaklarla tükürürdük suratlarınıza ve yine susardık. Bizim imamoğullarımız vardı. Onlar da hatırlamadım demeyin sakın. Sizdiniz onları yargılayan. Ellerinizdeki kalemleri kıranlar sizdiniz. Nasıl anlatayım bilmem ki daha. Mapustaki erlere bile komutanım diye bağırtırdınız. Kesinlikle tanıyacaksınız. Hatırladınız mı? Etmeyin. Eylemeyin. Nasıl hatırlamazsınız? Velican Oduncu vardı. Hani kuru, cılız bir şey. Anladım. Siz hatırlamayacaksınız. Aslında siz bize hiç inanmadınız biliyorum ama ben yine de anlatayım. Bizler iyi çocuklardık.
ocaklıydık. Temiz yüzlerimiz vardı bir de. İnce hilal bıyıklarımız. Simit yer, çay içerdik. Üstüne bir dal cigara. Yeminimiz vardı. Bayrağa, Kur'an'a, vatana yeminimiz vardı. Sevdalandığımız da olmuştu ama söyleyemedik. İçimizde bir yerlerde tıkanıp kaldılar. Gönül yaralarımız oldular. Bakın, biz annelerimize sarılamadık. Babalarımıza yaklaşamadık. Onlar bir başka yüceydi gözümüzde. Böyle kollarını açsa da sarılsa derdik ama ne onlar açtı ne de biz sarıldık. Ve aslında biz en çok babalarımızı sevdik. Nisan yağmurlarına aşıktık ama siz geldiniz, bizi eylüllere, damlara tıktınız. Hasret bıraktınız nisan yağmurlarına. Biz, sizler müebbet sonbaharlara mahkum ettiniz. Oysa bizler çok severdik nisanları, biliyorum. Ama yine hatırlamayacaksınız. Çünkü sizler hatırlamaya bile yüzü olmayanlarsınız. Bizler mi? Bizler mi? Bizler hala ocaklıyız.